Erkencisin bugün anacığım. Heyecandan uyuduğumu desene. Ne heyecanı bu? Nişan bitti, çok da güzel oldu. Daha niye heyecanlanıyorsun? O ayrı, daha işimiz yeni başlıyor. Aman da evleniyormuş benim oğlum. Işığı çok sevdim oğlum. Bundan emindim zaten. Kümesten taze yumurta alacağım. Bir de mıhlama yaptın mı kahvaltınız hazır. Yardım ister misin? Yok, istemem oğlum. Sen git masaya bak. Bir eksik var mı kontrol et. Tamam. Günaydın. Günaydın. Gelsene aşağı. Tamam. Her şey çok güzel. Günaydın. Günaydın. Taze salatalık isteyen var mı? Bahçeden yeni topladım. Her şey çok ben güzel. Alırım ben. Oo. İster misin? Eyvallah. Sofra mı? Sağ ol. Sen de ister misin oğlum? İsterim. Bende de domates var. Hem de mis kokulu. Ben de isterim. Evet, ver bakalım güzel. Seni mi kıracağız? Ne güzel gözüküyor değil mi? Harika. Çok güzel. Bak. Oo, masaya bak, müthiş be. Biz niye böyle masalar kuramıyoruz Güzide? Aa, kurarız. Ama önce bahçeli bir ev bulmamız gerekiyor. Hayda. Selam verip borcu çıkmak da buna denir işte. Adaya taşırın. Adada bahçeden bol ne var? Ah nasıl özlüyorum bilseniz o günleri. İstanbul'a dönünce gidelim o zaman. Ne tutuyor ki bizi? Bizim ev kocaman. Herkese yer var. Doğru, en azından hafta sonları gidebiliriz. Herkese günaydın. 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 Ben hemen geliyorum. Nereye baba? Karadeniz pidesi almaya gidiyorum. Aman ne yapıyorsunuz? O zaman bunları kim yiyecek? Yeriz yeriz. Siz başlayın. Ben hemen dönerim. Yardıma geleyim mi Muhsin otur, abi? Otur otur. Sen otur. Siz yiyelim. Ver yer misin? Soğumasın. Buyurun hadi. Buyurun. Yok. Bu kadar şeyi nasıl yiyeceğiz Allah aşkına? Yumurta ister misin? Çok güzel. Afiyet olsun. Hop. Hadi daha hızlı olman lazım. Mehmet Sinan. Hadi devam. Hadi 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 daha hızlı daha hızlı. Hadi buraya bakın. Ver ben de sizi çekeyim. Hadi sana. Hayır 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 onu oynamayalım. Tam yeni geliyor. Tanklar! 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 Ne diyorsun ne baba? Ne oldu? Bütün sokaklar asker dolu. Ne? Tanklar ortalıkta dolaşıyor. Ne yani müdahale mi yapılıyor? Evet askerler her yerde arama yapıyorlar. Topladıklarını götürüyorlar. Ne yapalım inip bakalım bu iyi bir fikir değil. Siz durun biz bir bakıp gelelim. Ama hemen buradan gitmek lazım o kesin. Ben hadi, de sizinle geliyorum. Olayın başındayken gidip bakalım. Hazırlanalım. Ben gidip Zeynep'e bakacağım hemen. Ben de geliyorum. Ahmet. Dikkat hadi. Edin. Anne ben de gidiyorum. Defne. Gitme. Biz ne yapacağız sahiden? Öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya gitmemize izin verecekler mi? Hiç sanmıyorum. Niye vermesinler? Siz misafirsiniz. Herkes biliyor bunu. Bizim minibüsle Samsun'a kadar gidebilirler. Durun ben bakayım minibüse. Ben eşyaları topluyorum. Hadi hemen kalk. Ben de geliyorum hala. Gel. Patsa'da nokta operasyonu başladı komutanım. İyi. Hayırlı olsun. Bir dakika. Bayrak harekatı planını geri istediniz mi generallerden? Harekat ertelendiğine göre planın birimlerde kalması doğru değil. İstettik komutanım. Affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum efendim. Süleyman Demirel'in azınlık hükümetinin güvenoyu tazelemesi mi size bu kararı aldırdı? Güvenoyu almış bir hükümete bunu yapsaydık halk bizi anlamazdı. Çıkabilirsin. Dikkat dikkat! Sayın muhbir vatandaş, Fatsa'da hükümet duruma el koymuştur. İlçemizi bu hale getirenler cezasız kalmayacaktır. Şüpheli gördüklerinizi ve tanıdığınız anarşistleri bir köprü numaralı telefonu kullanarak ihbar etmeniz bir vatandaşlık görevidir. Bütün Fatsa halkını göreve çağırıyoruz. Sayın vatandaşlar, bugün itibariyle sokağa çıkma yasağı konmuştur. Herkesin bu yasağı evi boşaltın. Güvenlik gereği. Dışarı çıkın. Dikkat dikkat. Sayın muhbir vatandaş.
musunuz oğlum? Evet, nokta operasyonu başlatılmış. AP'li bir milletvekili arkadaşımdan öğrendim şimdi. Bütün kasabayı polisler ve askerler sarmış. Yanlarında maskeli birileri var. Onlarla evlere girip insanları alıp götürüyorlar. Maskeliler insanları ihbar ediyor anlaşılan. Peki kim maskeliler? Fatsalı değiller mi? Neden ihbar ediyorlar? Vallahi gözümle gördüm. Elleriyle insanları işaret ediyorlar. İşaret ettiklerini de polis alıp götürüyor. Demirel boşuna Çorum'u bırak Fatsa'ya bak dememiş. Canım, o kadarla kalsa iyi. Ne demişti? Gel canım. Fatsa'da meydana gelen olay Fatsa Cumhuriyeti olayıdır. Orada devlet yoktur, seyirci kalmıştır demişti. Henüz Fatsa'nın başındayız. Kökünde de Kızıldere vardır. Bu mesele yarın bırakılamaz. Bırakılırsa 100 tane Fatsa ortaya çıkar demişti. Evet, mesaj yerine ulaşmış. Zalim, sen ilk grubu alıp Samsun'a götürür müsün? Olur. Hı hı. İlk grup dediğin? Gücü de sen de git. Belki bana burada ihtiyaç olabilir. Evet. Bir grup önden gitsin, biz arkadan geliriz. Tabii ki ben burada kalıyorum. Ben de kalıyorum. Ama sen gidiyorsun küçük hanım. Anne. Rüya. Hadi kızım, hazırlan. Hadi. Ver bana. Bırak beni, ben bebekleyim. Ben çantaları hazırlayayım. Arabanın anahtarlarını alayım. Ne oluyor? Askerler evlere giriyorlar. Bir harekat başladı. Sabah erkenden başlamış aslında. Ayrıca sokağa çıkma yasağı da var. Ne oluyor baba? İşte burası. Arayın arayın. Adem, sen misin? Bakalım oğlu değil misin sen? Bu. Sen bizimle geliyorsun asker. İyi de neden? Alın bunu. Gel benimle. Yürü. Niye yüzünü kapatıyorsun Adem? Yaptığının iğrenç bir şey olduğunu farkındasın değil mi? Hadi. Ha? Seni gözlerinden yürü. Tanıdım Adem. Korkan tekisin. Cesaretin varsa yüzünü aç da öyle ihbar et bizi. Bunu da alın. Asker, bunu da alın. Alın bunu da. Kaçalım buradan. İnsanlardan kahraman Maraşlı da vardı. Artık eve dönelim çocuklar. Şu taraf sakin görünüyor, oradan gidelim.
Durun. Nerede kaldı bunlar? Gelseler beni de alsalar keşke. Burada kaldım böyle. Önce ne olup bitiyor öğrenelim de hadi. 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 Işık, ne oldu, durum ne? Herkesi gözaltına alıyorlar. Et balık kurumuna götürüyorlarmış baba. Bilmiyorum ki bu durumda ne yapılır. Hiçbir şey. Artık biliyoruz. Hemen buradan gitmemiz lazım. Nasıl çıkacaksınız Fatsa'dan Harun? Biz çıkarız da siz nasıl çıkacaksınız? Yakalarlarsa bırakmazlar sizi. Biz Mustafa ile arkadan ana yola çıkarız. Ben biliyorum buraları, merak etme. Sizi ana yolda bekleriz. Ya başınıza bir şey gelirse? O zaman yola devam edeceksiniz. Hiç beklemek yok. Ben sizi ararım, tamam mı? Oğlum dikkatli ol. Ana yolda görüşürüz. Hadi. Koş. Aa, bulmuşsun Zeynep'i. Tam götürüyorlardı. Neyse başaramadılar. Sizi merak ettik. Biz hemen gitmeliyiz. Böylesi hepimiz için daha iyi. Burası, burası işte. Bu ev. Yürü! Artık burada duramayız. Zeynep ellerinden zor kurtardım. O zaman biz de hemen yola çıkalım. Burada kimseye faydamız olmayacak. Ben bavulları arabaya koydum zaten. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Nasıl içeri girersiniz böyle? Ne diyorsunuz adama? Yavrum! Vurmayın! Vurmayın! Size? Onlar bizim misafirimiz. Bırakın onu! Durun! 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 Ben milletvekiliyim! Bir dakika! Ben milletvekiliyim! Bize böyle davranamazsınız! Rapor edeceğim sizi! İsminiz ne? Necdet Aydın. Siz gidebilirsiniz. Hiçbir yere gitmiyorum! Siz insanca davranmıyorsunuz! Bunun hesabını da vereceksiniz! Evet. O! Alın! Hayır, bir dakika, hayır, durun! Hayır, götürmeyin! Ne yapıyorsunuz? Durun! Durun! Biz buraya işin için geldik. Durun bir dakika, Ali de bizimle beraber geldi. Anlamıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Beraber geldik. Durun! Başka biri var mı? Şu! Alın! Hayır! 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 Hayır, bu kadar yeter! Yavaş! Böyle her önünüze geleni alıp götüremezsiniz. Bu insanları neyle suçluyorsunuz? Bizim işimiz şüphelileri götürmek. Neyle suçladıkları bizi ilgilendirmez. Alın! Hayır! Hayır. Durun diyorum! Yavaş! Yavaş! Yavaş biraz! Yavaş, yavaş! Buradaki insanlar nişan töreni için geldi. Bütün Fatsa biliyor bunu. Bize inanmıyorsanız gidin herkese sorun. Sen de biliyorsun. Neye göre suçluyorsun? Nasıl tanıyorsun herkes? Kimsin sen? Evet, sen aklını mı kaçırdın? Daha dün buraya gelmiş birini nasıl ihbar edebiliyorsun sen? Bana bakın, ihbarcınız güvenilir biri değil, haberiniz olsun. Yüzünü saklayan bir ihbarcı. Geri çekil. Bütün parça bunlarla dolu. Bu durumu hemen Ankara'ya rapor edeceğim. Şikayetiniz varsa cevabını o kadar uzakta aramanıza gerek yok. Vali sizi dinleyecektir. Zaten bütün bunlar o valinin marifeti değil mi? Sonunda Faslı'yı birbirine düşürdü. Bütün faşistleri buraya doldurdu. Sen kim oluyorsun da vali hakkında böyle konuşuyorsun? Hayır, yapmayın beni! Vurmayın! 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 Selim. Selim. Bunu bize nasıl yaparsın? Bu çocuk elime doğdu. Oğlumla bu bahçede birlikte oynadılar. Yazıklar olsun sana. Tüh. Başka var mı? Yok. Çıkıyoruz. İyi misin canım? İyi. Çok iyi. Aferin. İşler yolunda. Ciddi bir karşı koyma yok. Sadece kepenkler kapatılmış. Ama bizimkiler açtırıyor. Senin elemanlar çok işe yaramış. Onlar gösteriyor. Polis cımbızla çeker gibi çekip alıyor. Çok iyi. Çok. Hepsi çok çekti efendim. Terzi Fikri'den hepsi çok çektiler. Şimdi gün onların günü. Metin, bu işler ince hesap işi. Hiçbir zaman tek ata oynamayacaksın. Ben sadece senin elemanlara güvenmedim. Halkın içine yerleştirdiğim elemanlar da çok işime yarıyor. Dosyalar onların verdiği bilgilerle oluşacak. Üzerlerinden
öyle bir silindir geçecek ki Fatsa'daki modeli uygulamak bir tek kişinin aklına bile gelmeyecek. Bizim elemanlarla diğerleri arasında bazen kısa devreler oldu. Ama Allah'a şükür bugüne kadar bir yanlışımız olmadı. Neyse efendim. Kağıttan kaplan diyorlardı. Şimdi görsünler bakalım kağıttan kaplanı. Devlet devletliğini böyle yapacak. Ayrıca vali çok doğru bir seçim efendim. Devletin böyle valilere ihtiyacı var. Devletin sahipleri var. Devlet sahipsiz değil. Şimdi bunu öğrenecekler. Neyse. Diğer iş ne durumda? Bir hata istemiyorum. Bak senin hatırına büyük sorumluluk aldım üstüme. En küçük aksaklık olmayacak. Emaneti yerine ulaştıracak elemanı görevlendirdin mi? Efendim, bu konuda size minnettarım. Çok uygun bir elemanı Ankara'ya gönderdim. Emaneti alıp Kütahya'ya götürecek, çevreye intibakını sağlayacak. Yurt dışına intikali için gerekli hazırlıklara da girişeceğim. Senin için söylediklerimi de unutma. Ağustos ayında Türkiye'de olmayacaksın. Almanya'da sana yardım edecek kişiler seni bulacaklar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Emredersiniz efendim. Ya başkanını bile almışlar ya. Başkanını nasıl tutarlar ya? Nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum. Nasıl yaparlar? Ordu valisi görevini yaptığını söylüyor. Emir Ankara'dan gelmiş. O da emri uygulamış sadece. Fatsa'da insanların hayatından memnun olduğunu bilmiyor muymuş? Böyle bir operasyona neden gerek duymuşlar? Hepsinin farkında canım. Devlet otoritesinin yok edildiğini, halk mahkemelerinin kurulduğunu söylüyor. İlçeye pasaportla giriliyormuş. Buna izin veremezlermiş. Zaten vermeyeceklerini tahmin ediyorduk. Haber var mı? Yok. Hepsini et balık kurumuna götürmüşler. Sorguluyorlarmış. Ahmet bir ara gidip konuşmaya çalıştı yetkililerle ama... Evet. Bir muhatap bulamadım. Ortalık çok karışık. Kurumun önü ana baba günü. Herkes yakınından haber almaya çalışıyor. Neredeyse bütün Fatsa orada. Biz grup olarak İstanbul'dan geldik. Nişan için. Bunu biliyoruz. Ama siz ikinizin örgütle bağlantınızı da biliyoruz. İstanbul bağlantılarından da haberimiz var. Daha önce Fatsa'ya gelip gittiğinden de. Ama sen bu nişan grubuyla gelmedin. Ne zamandır buradasın? Birkaç haftadır. Neden? Sen niye grupla gelmedin? Burayı merak ettim. Gelip bir süre kalmak istedim, o kadar. Bizi aptal mı sanıyorsun? Hey! Hey! Dur yere lan! Doğru söylüyor. Niye gelmiş olabilir ki? Mahallelerde dolaştığını biliyoruz. İmece usulü yapılan kimi işlere yardım ettiğini de. Bu suç mu? Eşyaların arasında bir Ankara adresi buldum. Bu bağlantı kim? Fatsa'ya gelirken kaldığım bir arkadaşımın evi sadece. Bir öğrenci evi. Bir hücre evi olmasın. Ankara araştırdı. Evde kimseyi bulamadım. Konuş sana! Otur! Niye vuruyorsunuz? Niye insan gibi konuşmuyorsunuz? Kes lan! İnsan gibi cevap verirse öyle yapacağız zaten. Kimin eviydi? Arkadaşının ismi ne? Süheyla. Süheyla ne? Soyadı ne? Soyadını bilmiyorum. Evinde misafir kaldığım birinin soy ismini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Fatsa'da misafir kaldığım evdeki insanların da soyadlarını bilmiyorum. Sormak aklıma gelmedi. Bizi uğraştırıyorsun Zeynep. Bu kötü. O zaman biz de seninle uğraşacağız demektir. Zeynep'le Ali'nin sorguları bitmiş. Ankara'ya yolluyorlar. Az önce kurumdan çıkardılar. Birkaç genç daha var onlarla birlikte Ankara'ya götürülen. Neden? Bir olayla bağlantı kurdular herhalde. Tabii. İstanbul bağlantılarını da biliyorlardır mutlaka. Hemen benim de Ankara'ya gitmem lazım. Ali'yi böyle yalnız bırakamam. Birlikte gideceğiz Ala. Merak etme, ikisine de sahip çıkacağız. Ankara'ya götürdüklerine göre işi büyütüyorlar. Hayır, operasyon emrini bizzat Genelkurmay Başkanı Kenan Evren verdi. Yani burada olanlar onlar için çok önemli, bu belli. Tabii. Fatsa teoride olanın pratikte uygulanabileceğini gösterdi. Gözleri korkmuştur. Buna izin vermeyecekleri belliydi. Bir süredir ordu huzursuzdu zaten. Özellikle Çorum olaylarından sonra. Evren ordu komutanlarıyla birlikte Çorum'a gitmişti. Gittikçe sertleşecekler, orası malum. Çocuklara işkence yapıyorlardı orada. Seslerini duydum.
Tut şunu. Kaldır yukarı biraz. Kaldır. Sağa dön. Sola dön. Kaldır yukarı biraz. Sağa dön. Sola dön. Bağdaşgür, 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 hadi! Otur! Oturun, Bağdaşgür! Genç, otur. Bağdaşgür. Başını önley. Sağa sola bak bak. Başını kaldırmak yasak. Sağına soluna bakma, dur önüne! Dur! Önüne dön! Sen de! Hiçbiriniz kıpırdamayın! Çok zahmet etmişsiniz Zeynep'e, ne gereği vardı? Zeynep'le Ali'yi mamağa götürmüşler. Bizi görüştürmezler tabii ama belki bir haber alabiliriz. Belki. Şunu arabaya koyalım. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Artık kusura bakmayın, biraz acele oldu. Çok zahmet etmişsiniz. Bu telaş arasında bir de bunları mı hazırladınız? Ucuz kurtuldunuz bence. Bizim hanım iki sepet daha eklerdi ama hazırlıksız yakalandı. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Her şey için teşekkür ederiz. Aklımız sizde kalarak gidiyoruz. Bir ihtiyacınız olursa bizi arayın. Olur mu? Yine bekliyoruz kızım. En yakın zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere yavrum. Kalkın ayağa. Kalkın, kalkın, kalkın. Tavana bak. Konuşmak yasak. Gözler tavana çevrili. Sen. 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 Çık dışarı. Sen de. Çık. Dön önüne. Şuraya basıyor tuğul. Çabuk ol. Çabuk yat. Yat hadi. Yat. Suçun ne senin? Devrimci olmak. Devrimci olmak ha? Başla. Başla hadi çek. Bir. Çek. İki. Üç. Çeksene hadi. Daha çabuk. Çek. Thank you.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Neden getirdiler? Sen hangi gruptansın? Devrimci yol. Şşş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu ranzada yatabilirsin. Tamam, sağ ol. Mazgalda asker varken bir daha konuşma. Gel, arkadaşlarla tanıştırayım seni. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk size. Gel, geç otur. Benim adım Jale. Benim de Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun. Sana da. Pozisyonu! Hazırlan! Hadi başlayın çabuk! Yapsana! Yapsana! Hadi yapsana! Yap! Kalk! 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 Alın götürün bunu. Hadi 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 çabuk çabuk. Daha hızlı. Kalk ayağa kalk. Kalk. Çabuk. Dışarı bakmak yasak. Bırak oraya. Başbakanı Nihat Erim İstanbul'da öldürüldü. Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler İstanbul'da öldürüldü. Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto eden diskli işçiler tüm yurtta üretimi durdurdu. Ali ve Zeynep de bizim gibi nişan için Fas'a geldiler. Neden gözaltına alındıklarını anlamadık. Üstelik onları hiç tanımayan biri tarafından teşhis edildiler. Güvenilirliği yok bu teşhisin. Fas'a halkının büyük bir kısmı gözaltında zaten. Bu size mantıklı geliyor mu? Orada olanlardan sonra evet geliyor. Ayrıca Ali birçok suçu üstlendi zaten. Ne suçuymuş bunlar? Zeynep Koral'la ikisinin devrimci yol örgütüne bağlı olduğunu biliyoruz. Fatsa'da bulunmaları tesadüf değil, bunu da biliyoruz. Ali'nin birçok defa geldiğini öğrendik. Birkaç arkadaşıyla birlikte Fatsa'ya otomatik silahlar götürdüğü tespit edildi. Ama böyle bir şey nasıl? Ali'nin başı belada. Çünkü bir suikast girişimiyle bağlantısı söz konusu. Bir kadın gözcünün de onunla birlikte çalıştığını öğrendik. Ne suikasti? Ne diyorsunuz siz? Metin Kurtuluş'a yapılan suikastten bahsediyorum. Ali kadın militanın adını verdi ancak kendisini bulamadık. Çünkü Paris'te doktora yapıyormuş. Peki Ali ile görüşebilecek miyiz? Kendisi bütün ağır suçluların konulduğu A blok hücrelerine alındı. Bir süre görüşebileceğinizi sanmıyorum. Gel Tufan'ım gel. Otur şöyle. Tufan'ım, amcan yüzünden seni hep korudum kolladım. Tehlikeli işlerden uzak tuttum. Şimdi önemli bir görev var.
Ama merak etme, tehlikeli değil. Sadece birine refakat edeceksin. Seni Ankara'ya göndereceğim. Orada tanınmayan, araba kullanmasını bilen bir adam istediler. Bir arkadaşı alıp Kütahya'ya sana vereceğim adrese götüreceksin. İki gün çevre intibakını sağladıktan sonra işin bitecek, geri döneceksin. Anlaşıldı mı? Bu işi senden ve benden başka bir tek Allah bilecek. Sana biraz harçlık da vereceğim. Merak etme Metin abi. Elimden gelen her şeyi yaparım. Sınavlar da bitti zaten. Amcama akrabaları ziyarete gideceğimi söylerim. Ne zaman gitmem gerekiyor? Bu gece. Ağustos sonu yapılacak askeri şura sonrası harekat tarihi yeniden gözden geçirilecek. Tamam canım. Ne diyor? Ali'nin hemen çıkamayacağını söylüyor. Neden? Fatsa'yla ne ilgisi var onun? Bir ilgisi yok da başka şeylerle ilgisini bulmaya çalışıyorlarmış. Ne olacak peki? Baban uğraşıyor, bilmiyorum. Yakında anlarız. Emin. Nasılsınız? Hepinizi çok merak ettim. Biz iyiyiz. Ama maalesef iki fire verdik aramızdan. Ali ile Zeynep gözaltında. Babam bu yüzden Ankara'da kaldı. Hay Allah. Çok kötü olmuş. Neyse, sorgudan sonra bırakırlar herhalde. Fatsa ile ne ilişkileri varmış? Bakalım, bekliyoruz. Anneciğim, biz dışarı çıkabilir miyiz? Arkadaşlarımızla buluşacaktık da. Tamam, çıkın. Yemeğe gelin ama, tamam mı? Olur, çok teşekkürler. Görüşürüz anne. Güle güle. Artık memleketine rahat rahat gidebilirsin Yaşar. Ortalığı tertemiz etmişler. Artık ne Terzi Fikri kaldı ne de kurtarılmış bölge. Sonunda Fatsa yeniden Türkiye sınırlarına dahil oldu. Bu sefer seninle aynı fikirdeyim Metin. Geç bile kalındı. Ben kendi memleketimi bilmez miyim? Fatsa nasıl bu hale geldi? Sahi nasıl geldi? Metin, bu Fatsa işini kimse anlamadı. Mesele Fatsalılarda değil. Fatsa'da. Güneydoğu'dan Tunceli üzerinden geniş bir yer çizerek Karadeniz'e ulaşmak ve böylece Türkiye'nin derinlerinde Sovyetlerden lojistik bir koridor açma planı uygulandı. Devlet çok geç uyandı. Devlet yavaş işler ama hata yapmaz. Vallahi Metin, devletin böyle valileri olduğunu bilmiyordum. Merak etme Yaşar. Devletin tek sahibi biz değiliz. Türkiye'nin her yanı Fatsa oldu Metin. Nasıl düzelecek bu durum? Oluk oluk akan kan nasıl duracak? Devletin sahipleri var dedim ya Yaşar. Merak etme. Elbet bir çaresi bulunur. O zaman bugüne kadar neredeydiler? Bunca kana niye engel olmadılar? Yoksa kanın üzerine hesap mı yaptılar? Madem her şeyin farkındaydılar, neden engel olmadılar? Devlet işine akıl sır ermez Yaşar. Hala öğrenemedin mi? Ne demek şimdi bu? Biz senin evine gelemeyecek miyiz? Maalesef abla. Harun illegal yaşadığı süre içinde bize gelemeyeceksiniz. Bunu sevmedim Işık. Tehlikeli olmasa böyle bir önlem almazdınız. Artık her yer tehlikeli. Öyle ama bu farklı. Tabii resmi bir evlilik de bu durumda zor görünüyor. O zaman niye nişan yaptınız? Sizleri memnun etmek için. Doğrusu pek istemedik ama Harun'un ailesi çok bastırdı biliyorsun. Evlenmeden aynı evde oturacaksınız. Komşunuz olmayacak mı? Onlara ne diyeceksiniz? Evli olduğumuzu. Nikah çözden isteyecek halleri yok ya. Tabii evi sahte isimle tuttuk. Ben bir matbaada çalıştığımı söyledim. Işıkcığım, bu şekilde mutlu olacak mısın? Sence? Bir de soruyorum değil mi? Seni çok özleyeceğim Işık. Ne zamandır bizimlesin? Yokluğuna nasıl alışacağım? Ben uğrarım ablacığım, merak etme. Harun pek gelemez sanırım ama ben gelirim. Ne söyleyeceksin Tufan? Masaya oturduğundan beri ıkınıp duruyorsun. Hadi söyle de rahatla. Fehmi gelmiş Fatsa'dan. Birkaç gün Halimler'de kalacakmış. E? Bana dediler ki sen de gel. Birkaç gün bizimle kal ama... Bu muydu?
Ne var bu kadar zorlanacak? Git kal. Sınavlar bitti zaten. Sağ ol amca. Harun abiler de Fatsa'dalarmış. Öyle mi? Harun'u anladık. Tamam abiler. Misafirleri varmış. Işık ablanın ailesi. İşte nişan yapılmış. Yüzükleri Terzi Fikri takmış. Zaten Terzi Fikri yakışır. Ben odama gidip biraz çalışayım. Masayı toplar mısın? Tabii toplarım. Yaşar Bey bugün gelemiyormuş dün. Öyle mi? Neden? Üşütmüş galiba. Evde yatıyormuş. Az önce arayıp haber verdi. Tamam canım, merak etme. Her şey yoluna girecek. Ben de öpüyorum. Ali ile ve Zeynep'le görüşememişler. Neyle suçluyorlar belli mi? Ali'nin işi karışıkmış Kemal. Fatsa'ya daha önce gitti. İstanbul bağlantıları falan ortaya çıkmış. Zeynep ne durumda acaba? Ben asıl onu merak ediyorum. Yakında haber alırız herhalde. Mamak'la ilgili iyi şeyler duymuyoruz. Erdal Eren de orada değil mi? Evet orada. Bu arada ben Danimarka'daki arkadaşlarımla konuştum. Erdal Eren'le ilgili kampanyayı desteklemek için birçok demokratik kuruluş ve kişiler harekete geçmiş. Sence bu idam gerçekleşecek mi? Bilmiyorum. İnşallah gerçekleşmez diyelim. Elimizden gelen bu. Yaralı bir gençlik daha geliyor Kemal. İdamlara tanık olan, işkenceden geçen. Bir iki hafta sonra işkence kurbanları ile ilgili bir seminere katılacağım Kopenhag'da. Gelmek istersen seni de götürebilirim. Ama önce idam kararı için bizler ne yapabiliriz onu düşünelim. Bunlar etkili olacak mı acaba? Almanya'dan SPD'den Günter Wolraff ve Willy Brandt. Uluslararası Af Örgütü. Daha birçok kuruluş. Hollanda PPR Partisi'nden Ria Bekers. Sadece bize değil, Cumhurbaşkanlığına ve Milli Güvenlik Konseyi'ne de bir sürü telgraf gelmiş. Ülkede hala idam cezası uygulaması var. Bu utanç verici. Deniz, Hüseyin ve Yusuf için de bunlar olmuştu. Ama aldırmadılar. İnşallah Erdal için başarılı olabiliriz. Önümüze hep engeller koyuyorlar. Şaibeli otopsi raporu da dahil. Erdal'ın yaş meselesini bile ciddiye almadılar. Erdal Eren'in hayatını kurtaralım kampanyasını başlatıyorlar. En azından herkes elinden geleni yapıyor. Thank you.
Tülin. Ben sizi çok merak ettim hocam. Kusura bakmayın, gelmeden önce telefon ettim ama duymadınız galiba. O zaman daha da çok merak ettim. Uyumak için telefonun fişini çekmiştim. Gel. Kusura bakma, etraf dağınık. Biraz üşütmüşüm galiba. Çok önemli bir şey değil. Hocam ne olur rahatsız olmayın. Yalnız olduğunuzu biliyorum. O yüzden çorba yapıp getirdim. Hemen ısıtayım. Mutfak ne tarafta? Şurası sana zahmet olacak. Siz oturun. Evet, ben hazırım. Her şeyini almasaydın. Arada bir gelip kalırsın herhalde, değil mi? Kalırım tabii. Sen de gazeteye gelirsin. Olur. Keşke Ahmet'i de görüp gitseydin. Sanki dünyanın öbür ucuna gidiyorum. Ahmet abi Ankara'dan gelir gelmez buradayım, merak etme. Rüyayı da gazetede görürüm zaten. Bugün bana uğrayacaktı. Allah'a ısmarladık ablacığım. Güle güle canım. Her gün beni arayacaksın ona göre. Dikkatli ol. Söz. Hadi. Eline sağlık Tülin. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. İlaç alıyor musunuz? Evde yoksa gidip alabilirim. Sağ ol, aspirinle idare ediyorum. Zaten biraz toparladım. Keşke vitamin de alsanız. Vitamin alıp geleyim mi? Tülin. Ben bu kadar ihtimam alışık değilim. Ben size bakabilirim. Yani hastasınız. Birinin size bakması lazım. Kaç yaşındasın Tülin? 21. Ne kadar gençsin. Hasta bakmaktan yapacak daha iyi şeylerin olmalı. Her şey için çok teşekkür ederim. Beni düşündüğün için. Çorba için. Ben gideyim de siz dinlenin artık. Estağfurullah. Evet, artık dağılabiliriz çocuklar. Ben bir iki saat daha kalıp çalışacağım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çarka, emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Asker, ara.
Sağ baştan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komutanım, bir tane firari var. Çabuk nizamiyeye haber ver. Emredersiniz. Aç kapıyı asker. Sonunda ikisinin de suç dosyalarını aldık. Zeynep'in Ali'ye göre çıkabilmesi daha kolay görünüyor. Ben tam tersi olacak sanıyordum. Zeynep Fatsa'daki oluşumun içinde değil miydi? Öyleydi ama hakkında fazla delil bulamadılar. Komitelere falan Allah'tan girmemiş. Onunla ilgili tedbirli davranmışlar. Ali'nin çıkması neden zor? Çünkü Metin Kurtuluş'a suikast teşebbüsüyle bağlantısı bulunmuş. Bu da şaşırtıcı. Bu işin içinde de Zeynep yok muydu? İkisi birlikte çalışmışlar. Zeynep gözaltına alındığında Ali'nin ismini vermemiş. Anladığımız kadarıyla Ali de suç ortağı olarak şu anda yurt dışında olan bir kız arkadaşının ismini vermiş. Şu halde Ali ile ilgili nasıl bir bağlantı bulmuşlar? Arabada bulunan not defterindeki yazı Ali'ye aitmiş. Bu çıkmış ortaya. Çok kötü. Ne olacak şimdi? İçeride uzun süre kalabilir. Bizim kaderimiz bu. Anladım artık. Aileden biri illaki içeride olacak. Biz ondan haber bekleyip duracağız. Haklısın. Bu süreç seninle başladı biliyorsun. Aileden ilk içeri atılan sensin. O günü çok iyi hatırlıyorum. Biz de evin terasındaydık. Seni alıp götürmüşlerdi. Gider ayak babana sayıp dökmüştüm. Evet. Ben de nasıl üzülmüştüm. Hep aranız iyi olsun isterdim, bir türlü olmazdı. Bunu anlayamıyordum. Şevket'le Rıza'nın tartışmaları Büyükada'da ünlüydü zaten. Ali için çok üzülüyorum. Böyle olması kaçınılmazdı tabii. Onun hayatındaki erkeklere bir baksanıza. Maden işçisi bir baba. Sonra Mehmet. İkisi de mücadele içinde öldüler. Sonra da Deniz. Ali yaşından önce büyüdü. O kadar olgun ki bazen ne kadar genç olduğunu unutuyorum. Biliyorsun bu günler de geçecek. Geçecek de nasıl geçecek? Nasıl izler bırakacak üzerimizde? Özellikle gençlerin üzerinde. Balgat katliamı nedeniyle haklarında idam kararı verilen Mustafa Pehlivanoğlu'yla İsa Armağan, Mamak'taki askeri cezaevinden firar etti. MSP, Dışişleri Bakanı Hayrettin Ekmer hakkında gen soru verdi. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ateşesi Galip Özmen'le kızı Neslihan, Atina'daki silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ateşe'nin eşi Sevil Özmen ağır yaralandı. Maraş katliamı davası Adana'da sonuçlandı.
22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı. MSP erken seçim önergesi verdi. CHP yönetimi erken seçime karşı olduklarını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Köksaloğlu öldürüldü. Mamak'tan kaçırılan idam hükümlüsü Mustafa Pehlivanoğlu Kütahya'da yakalandı. Ankara'da MİT mensubu bir daire başkanı öldürüldü. Askeri Şura toplantısı sonuçlandı. Başbakan Süleyman Demirel tarafından da imzalanan listede yeni görev dağılımı şöyle. Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu emekliye ayrıldı. Emekli olan Oramiral Bülent Ulusu'nun yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Nejat Tümer getirildi. Orgeneral Haydar Saltık Ege Ordu Komutanı oldu. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklamasında 30 Ağustos 1980'den geçerli olarak bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 30 general ve amiral bir üst rütbeye, 42 albay... Yeni generaller vatana millet hayırlı olsun. Bir de bu gidişata dur derlerse çok memnun olacağız. Baksana korumanın yanında olmadan şuradan şuraya gidemiyorsun Necdet. Böyle hayat olur mu? Ben sizin gibi düşünmüyorum, biliyorsunuz anne. Biliyorum oğlum. Ama bizim için senin güvenliğin çok önemli. Allah korudu sizi o bombada. Darbeden bahsediyorsunuz baba. Yani yine demokrasinin önünü kesmekte. Bu çok tehlikeli. Sonuçları yıllarca sürüyor. Biliyoruz işte, iki tane yaşadık. Her gün o kadar kişinin ölmesinden iyidir. Sokağa çıkmaya korkar olduk. Yorulduk artık Necdet. Geçen gün radyoda verdiler. Bu yılın 8. ayına kadar 1900 kişi hayatını kaybetmiş. Görüyor musun? Kim dur diyecek buna? Yazık değil mi evlat acısı çeken anne babalara? O kadarla da kalmıyor ki. 2000'e yakın soygun ve gasp var. İnsanlar kaçırılıyor, bombalanıyor. Baksana bizim pastaneye bile bomba koydular. Yani birileri buna dur demeli, öyle mi? Demeli tabii oğlum. Anneciğim, şimdi geldiğimiz durum hükümetlerin beceriksizliği, onların başarısızlığı. Ki bunda bizim de payımız var. Hakikaten öyle Necdet. Şöyle kuvvetli bir yönetim olacaktı ki başımızda. Yine darbe konuştuğumuza inanamıyorum. Sanki bu devamlı gördüğümüz bir kabus gibi. Evet Seyhan'cığım. Kuvvet komutanlarının resimlerini istiyorum. Askeri şura ile ilgili yazımı bitirdim. Bir de resim kullanacağım. Tamam. Hemen bulup getiririm Seyhan abla. Sağ ol. Ne okuyorsun sen öyle? Beni duydun mu? Efendim? Ne okuyorsun dedim. Dağılmış gitmişsin. Baksana şu haberi. Kimdi bu Tufan Çiftçioğlu? Yaşar'ın yeğeni. Pozisyon al. Sırayı bozma. Başla. Çabuk, hadi! Hadi! Kalk ayağa! Kalk! Devam et! Kalk! Çabuk! Hadi, hadi! Hadi! Yaşar, işler bildiğin gibi değil. Bilmediğim ne kaldı Metin? Bırak teşkilatçılık numaralarını. Tufan bu işlerin adamı değildi. Sana kaç kere söyledim? Yaşar, eline silah verip adam vurmaya göndermedim ki. Sadece birine refakat edecektin. Nasıl yakalandıklarını bir türlü anlayamıyorum. Zaten benim adımı da vermiş. Sadece yardım ve yataklıksa mesele değil. Yerinde duramıyordu. Hiç olmazsa içeride hayatı garantide. İş biraz karışık Yaşar. Kemal Türkler cinayetiyle de ilgili bir bağ kurmuşlar. Ben Tufan'ın ilgisi olmadığını biliyorum. Ama Ankara C5'te yakaladıkları ülkücünün üzerine mutlaka bir iş yıkıyorlar. Cinayet mi? Hem de disk başkanı. İnan hiçbir ilgisi yok. Tufan akıllı bir çocuk. Böyle işlere girmez. Girse benim mutlaka haberim olur. Merak etme. Sonuçta bu işte bir ilgisi olmadığı anlaşılır. Sorun başka. Tufan'la ilgili değil.
Yaşar. Yolun sonuna geldik. Askerler doğrudan devreye giriyor. Bu dalga öncekilerden büyük olacak. Bize de bir tarafından bulaşacak. Onca olaydan tamamen sıyrılamayız. Bizi de tasfiye edebilir bu darbe. Ben dışarı çıkacağım. Sana emanet edeceğim bir ailem var Yaşar. Zeynep için umutlusun öyle mi Ahmet abi? Evet Işık. Savunmaya da iyi hazırlandık. Yarınki duruşmadan sonra onu çıkarırız. Öyle tahmin ediyorum. Karıştır barıştır haberini okudunuz mu? Evet okudum. Neymiş o ben bilmiyorum. Sağcı ve solcu mahkumları aynı koğuşlara ya da aynı hücrelere koyuyorlarmış barışmaları için. Ne? Solcularla faşistler aynı yerde mi kalacaklar? Boğazlarlar birbirlerini olur mu öyle şey? Önce birbirlerine düşür sonra barışsınlar diye aynı hücreye koy. Durun bakalım belki bu vesileyle en azından dövüşmeden tartışmaya başlarlar. Hayatta olmaz. Orada resmen savaş çıkar. Kötü tarafı bu olur işte. Herkes fazladan dayak yer. Bu da aralarındaki görüş ayrılığını ve tabii düşmanlığı derinleştirmekten daha fazla bir işe yaramaz. Haklısın. Bundan sonra burada birlikte kardeş kardeş kalacaksınız. Kavga dövüş istemem ona göre. Karışacaksınız ve barışacaksınız. Akşam dönecek misin? Bir terslik olmazsa evet. Kalırsam seni ararım. Annemleri uğrayıp halamı alacağız. O da benimle geliyor. Ali'yi görme umudu var ya bakalım ne olacak. Hazır mısın Işık? Hazırım Ahmet abi. Sen ne kadar kalacaksın? Bu akşam dönüyorum ben. Öğleden sonra işim biter. Aa Necdet bir dosya daha yolladı. Kontrgeril araştırmasının içine konacakmış. Şimdilik çalışma masamın çekmecesine koyar mısın? Tamam. Hadi. Güle güle sevgilim. Görüşürüz. Güle güle canım. Hoşça kal. Şimdi yönetime el koyduktan sonra yapılacak organizasyonları konuşalım. Askeri yönetimi bir yasama organı yani meclis olacak mı? Olmalı tabii değil mi? 4 kuvvet komutanı Milli Güvenlik Konseyi olarak yasamayı üstlenebilir. Peki yürütme? Asıl önemlisi ülkenin başkanı kim olacak? Şu anda mevcut bir cumhurbaşkanı bile yok. Yani ortada kimse yok. Bu kişi kim olacak? Tabii ki siz olacaksınız. Ben de katılıyorum. Başka da aday yok zaten. Bence de böyle olmalı. Ben Kenan Evren'in hem cumhurbaşkanı hem de başbakan olmasını teklif ediyorum. Yok, bu olmaz artık. Turan Fevzioğlu'na ne dersiniz? Bence hemen karar vermeyelim. Biraz düşünelim. Evet, harekata 24 saat kalana kadar düşünebiliriz. Peki harekatı hangi tarihte yapacağız? Siyasetteki bir kriz anı en iyi zaman değil mi? Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilecek gen soru günü mesela. Hayrettin Erkmen'in istifa edeceği neredeyse kesin. Arkasından hükümetin istifa edeceği belli. Evet, buraya kadar tamam. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar olmalı. Disiplinden taviz vermeyin. Lüzumsuz kahramanlık yapmayın. Herkese tarafsız davranın. Teröristlere acımayın. Çıktığıma sevinemiyorum kızlar. Aklım hep sizde kalacak. Hoş tutuksuz yargılanacağım. Belki tekrar görüşürüz. Aman böyle söyleme. Birileri duyar filan. Biz tahliye olacağını tahmin ettik. Sen mahkemedeyken sana mamak tatlısı yaptık. Teşekkür ederim. Gel otur. Gel. Meral yapmış. Nereden bildin? Çıktığıma göre şimdi itiraf edebilirim. Bu pastayı koğuşta en iyi yapan Meral çünkü.
Yaptım kötü müydü? Peki giderek söylediğin şeye bak. Aşağı. Şerbetini tam kıvamında tutturuyor. Ne yapayım, doğruyu söylemek zorundayım kızlar. Zeynep Koral. Arkadaşlar, eşyalarımı aranızda pay edersiniz. Sen eşyalarımı dağıtırsın, tamam mı? Çok sevdiğim canım, pantolonum sende kalsın. Teşekkür ederim. Sizleri çok özleyeceğim. Çıkmazsan seni burada bırakacağız. Size yazacağım, tamam mı? Peki. Dikkatli olun kızlar. Size yazacağım. Belki de yine gelirim. Tahliye sırasında yapacağım bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Çıkışta söylerler. Beni kapıda biri bekliyor mu acaba? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır. Senin ne işin var burada? Ahmet abiyi bekliyorum. Bir arkadaşımız çıkıyor da onu almaya geldik. Sen neden buradasın? Tufan burada. Gazetede okumuştum. Çok üzüldüm. Daha çok genç. Gerçi buradaki herkes çok genç ama. Ali de burada. Öyle mi? Patsa da aldılar. Sonra buraya getirdiler. Fatsa'ya gittiğinizi duydum. Hep isterdim, bir türlü olmamıştı. Sonunda gidip gördüğüne sevindim. Beğendi mi peki? Çok beğendim. Operasyona çok üzüldüm ama. Biz Fatsa'dayken yapıldı. Ondan da haberim var. Ne düşünüyorsun peki? Tahmin ediyorum. Çıkıyorlar galiba. Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, milli menfaatlere aykırı politika izlediği iddiasıyla düşürüldü. CHP ve MSF'nin işbirliğiyle Dışişleri Bakanı'nın aleyhinde 231 oy çıktı. AP ve MHP oylamaya katılmadı. Petrolü Sendikası'nın kongresinde konuşan Ecevit, tribünde oturan işçiler sahaya inmelidir. Demokrasilerde ancak silahlı kuvvetler, yargıçlar ve adalet görevlileri tribünlerde oturur. Ama onun dışındaki toplum kesimleri sahaya inerler. O sırada düdük çalınır, herkes evine denir şeklinde konuşmasını sürdürdü. MSP'nin İsrail'in Kudüs'ü işgalini protesto etmek için Konya'da düzenlediği mitinge on binlerce kişi katıldı. Siyasal İslam'ın darbe gösterisine dönen mitingde ellerindeki sahte tüfekler ve gerilla giysileriyle dolaşan kişiler dikkat çekti. Üstünde Arapça yazılar olan dev pankartlar taşındı. Mitinge katılan bazı kişiler İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık marşını protesto etti. Bu meydanları gene böyle insan seli halinde dolduracağımız o gün... Milli Selamet Partisi'nin mitingi olacak şey değil. İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamak ne demek? Bu ne cesaret? Erbakan'ı 30 Ağustos törenlerinde de görmedik zaten. Hayrettin Erkmen güven oyu alamadı. Düştü ama hükümet hala istifa etmedi. Artık darbe yapmak için bir kriz anını beklememize lüzum yok. Cuma günü uğurlu gün. Uygundur. Ayrıca harekatın tatil günlerin sırasında yürütülmesi daha kolaydır. Gel. Hayırlı olur inşallah. Müdahalenin adı Bayrak. Tarihi 12 Eylül 1980. Saati 04. Donanma denize açılmış.
Asker NATO tatbikatı yaptığını söylemiş. Sabahtan beri ülkenin dört yanından ihbar yağıyor. Bafra'daki askeri birliğin PTT binasına el koyduğu söyleniyor. Bunu ben de duydum. Bu bilgiyi Demirel'e Nahit Menteş'e vermiş. Demirel de bakanlarına bütün çekmeceleri temizleyin demiş. Asker ne diyor peki? Sanki onlar telaşlı değiller. NATO tatbikatı diyorlar ya. Kimse ne düşündükleri, ne dedikleri konusunda pek emin değil. O zaman biz de çekmecelerimizi temizleyelim. Özel belgelerimizi yanımıza alalım, öyle değil mi? Ben sabah toplamıştım zaten. Ben bir Milliyet Gazetesi'ni arayacağım. Orada bazı arkadaşlarım var. Bakalım bilmediğimiz şeyler var mı? Peki. Bana Milliyet Gazetesi'ni bağlar mısınız? Tabii efendim. NATO tatbikatı yaptıklarını söylüyorlar. Tabii inanırsan. Evren Paşa'yla randevumu bahane edip genel kurmayı arasam mı acaba? Belki bir şey çıkar. Ara bence. Alo. Alo Sevim abla. Ha benim Necdet. Merhaba Necdet. Haber var mı diye aradım ama. Valla gazete istihbarat yağıyor Necdet. Askerlere çelik miğfer dağıtılmış. Burada da bombalı pankartlar patlıyormuş. Ankara'nın her tarafında aynı günde bu kadar patlama ilginç değil mi sence de? Bana Genelkurmay Sekreterliğini bağlar mısınız? Tamam bekliyorum. Kimmiş bunlar? Bilmiyoruz. Şu ana kadar yakalanan olmadı. Her neyse, bu arada biz bu akşam hafta sonu için İstanbul'a geliyoruz. İyi gelince konuşuruz. Tamam peki. Görüşmek üzere. Genelkurmay'la görüştüm. Onlar da beni arayacaklarmış zaten. Randevu tarihini değiştirmek zorunda kalmışlar. 14 Eylül'e verdiler. Darbe yapacak ordu bu tarihe randevu verir mi? Ben de bir şey anlamadım. Yarın mı taşınıyorsun Mustafa? Evet, bu yüzden toplantı burada olsun istedim. Ortalıkta darbe söylentileri dolaşıyor. Ne zamandır konuşuluyor zaten. Darbe olursa herhalde Türkeş yanlısı olacaktır. Neyse, biz işimize bakalım. Toplantıya başlayalım mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Hala gelmemiş yurda. Zeynep bugün duruşması olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu ama ben bu kadar hızlı karar alınacağını düşünmemiştim. Ne olacak şimdi? Tekrar içeri mi girecek? Evet, karar bu. Dava sonuçlandı ve suçlu bulundu. İçeri girecek. Ali olsa onu bulurdu şimdi. Her şeyin bu kadar çabuk olması darbe söylentileriyle ilgili olabilir mi? Her şey olabilir. O zaman mutlaka ona haber vermeliyiz Ahmet. Yurt kapısının kapanış saatinde tekrar arayalım. Başka çare yok zaten. Evet, 28 Ağustos'ta anlatıyordun. Erkek mahkumları havalandırmaya çıkarmışlardı. Biz de koğuşun penceresinden onlara bakıyorduk. Birden havalandırmanın duvarından aşağı ipler indi. Askerler uzun namlularıyla duvarların üstünde duruyordu. Aynı anda kapıdan içeri bir sis bombası atıldı. Askerler iplere tutunarak aşağı doğru inmeye başladılar. Askerler yüzü koyun yerde yatan mahkumları dövmeye başladılar. Palaskaları çocukların üstünde şaklıyordu. Biz koğuşla yere çöktük. Arkadaşlarımızın inlemeleri geliyordu dışarıdan. O sesleri hala duyuyorum. Oradan hala kurtulmuş değilim. Bugün duruşmam vardı. Şimdi değilse de sonrakinde belki tekrar alırlar beni. Ahmet umutlu Zeynep. Hakkında yeterli delil olmadığını söylüyor. Tekrar içeri girmek istemiyorum. Buna dayanamam artık. Bu defa kolayca çıkamam zaten. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Seni tekrar içeri alacak sebepler bulabilirler mi? Sana dikkatli olmanı söylemiştim Zeynep. Elimden geldiği kadar oldum. Davan sonuçlanana kadar bir çözüm bulmamız lazım o zaman. Bu riski göze alamayız. Çözüm mü? Nasıl bir çözüm bulunabilir ki? Sabahtan beri sular kesikti. Neyse bir ara geldi de yıkayabildim şunları. Benim de çamaşırlarım var. Ama artık yarın hallederim.
Zeynep'i arıyorlar. Gelmedi mi? Hayır, daha gelmedi. Gelmeyebilir. Bir arkadaşında kalacağını söylemişti. Arkadaşını tanıyor musunuz? İsmi nedir? Hayır, tanımıyorum. Doğruyu söyle. Tanımıyorum. Yurt kapısı kaçta kapanıyor? 9:30'da. Biz girişte bekleyelim. Parti liderlerini sabaha karşı evlerinden alacaksınız. Çok nazik davranacaksınız. Emredersiniz komutanım. Eşleri isterlerse onlara refakat edebilirler. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit Gelibolu'daki Hamza köye. Erbakan ve Türkeş Uzunada'ya götürülecek. Baş üstüne komutanım. Your guys have done it at last. My guys? What are you talking about? Your fellow generals. They have overthrown the Turkish government. Really? I'm glad to hear that. I've been waiting for this moment for 8 months. Anyway, an important cog of NATO has avoided dismission. How did you get the news? From JustMed. The Turkish General Staff has recently issued the official statement to JustMed. And we have informed President Carter's consultant Brzezinski and National Security Council Representative Zebraninsky. And yes, Ministry of Foreign Affairs have informed the minister too. State of emergency group has been established. Then the president can be informed too. Inform him that there is no need to take action. This situation is in our benefit. Remark this too. Hala haber yok Zeynep'ten. Allah'tan yurt görevlisi hemen arkadaşlarını aramış. Yurda dönse hemen alıp götüreceklerdi. Nereye gitti peki bu kız? Bir arkadaşına gitmiştir. Bu riskli Kemal abi. Bütün arkadaşlarının evleri de aranacak şimdi. Şimdi aklıma geldi. Aslında hastanede kalabilirdi. Orada aramak kimsenin aklına gelmezdi. Ya. Ben bakarım. Alo? Alo? Selma benim. Merhaba Sevimciğim. Misafir geldi mi? Hayır, hala bekliyoruz. Sizden yeni bir haber var mı? Biz de bekliyoruz. Alo? Alo Sevim, beni duyuyor musun? Alo? Allah kahretsin, hatlar gitti. Evet, hat yok. Ne oldu birden? Hatlar kesildi. Kesik değil mi? Aa. Ne oluyor? Sen odaya, siz matbaaya inin. Emredersiniz. Siz de dolaplar arayın. Hey! Ne yapıyorsun? Hadi hadi. Sen sağ tarafta kal. Tamam, dolaplara ben bakayım. Boşalara bak. Yollar açık komutanım. Güzel. Çıkabilirsin. Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda izlediğiniz gibi iç ve dış düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş. Anayasal kuruluşlar tezat ve suskunluğa bürünmüş. Siyasi partiler, kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri alamamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğini arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idari sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmiştir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve azize düşürülmüştür. Aziz Türk milleti, işte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini Türk milleti adına
emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Girişilen harekatın amacı ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesi ve varlığını yeniden tesis etmek ve devlet otoritesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 5'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. Bu kollama ve koruma harekatı hakkındaki teferruatlı açıklama bugün saat 13'teki Türkiye radyoları ve televizyonun haber bültenlerinde tarafımdan yapılacaktır. Vatandaşların sükunet içinde radyo ve televizyonlarının başında yayınlanacak bildirileri izlemeleri ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmelerini beklerim. Kenan Evren, Orgeneral, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı. Yine de şahlanıyor zaman, kolbaşının